Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik bir video yapacağız. Daha önce videosunu çektiğim 3 aracın e, karşılaştırmasını yapacağız. Birbirine göre eksilerini ve artılarını anlatacağız ama bunu şöyle yapacağız. Benim çektiğim videolardan aldığım kesitlerle yapacağız. Beni görmeyeceksiniz bu videoda çok fazla. E, daha çok sesimi duyacaksınız. E, nedir bu karşılaştırmamız? Peugeot 3008, Citroen C5 Aircross ve Opel Grandland X'i yani PSA'nın C SUV segmentindeki kardeş olan otomobillerinin kıyaslamasını yapacağız. Sırasıyla gideceğiz. Ee, videoyu açtım önümde şimdi. Ee, bugün Peugeot 3008, Citroen C5 Aircross ve Opel Grandland X'in kıyaslamasını yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ön tasarım başlayacak olursak gördüğünüz gibi Peugeot 3008'de biraz daha agresif bir ön tasarım var. Biraz daha sportif ruhlu bir ön tasarımı var. Ee, ince i̇nce led farları, Panjurun uzantısı şeklinde olan bu siyah detayları ve aslan dişi detaylı farları ile birlikte bir bütün olarak agresif bir bakışı var aracın. Bu incelediğimiz araçta GT Line'ın üzerine Black Pack e, opsiyonu vardı. Böylece krom olan bütün yerleri siyahtı ve bu araçta ekstradan geri görüş donanımı da var. Şey, gece görüş özelliği de vardı. Bu gece görüş görüş özelliğinin kamerası da ön tarafta yer alıyor. Makyajla birlikte ön tasarımda farları inceldi. Biraz daha farklı bir dizayna kavuştu. C5'e geldiğimizde ise biraz daha aile babası havasında biraz daha e, sakin biraz daha klasik bir tasarımı var SUV tasarımı var. Önde yine led farları var bu araç Field Adventure donanımlı yani baz donanımlı bir araç. Gördüğünüz gibi sinyaller ve gündüz ledleri farlardan bağımsız şekilde üste konumlandırılmış ızgaranın devamı şeklinde duruyor. ızgara'yı devam ederek Citroen logosu halini alıyor üst tarafta led farlar. Yine alt ızgarada güzel altı dilim koyularak değişik bir tasarım yapılmış. Bu biraz daha nasıl diyeyim? Ben SUV'yim, ben jipim diyor. Diğer ince, e, baktığımız 3008'e göre bu daha arazi havasında. O biraz daha sportif, geniş aile aracı havasındaydı. Ön tasarımın geneliyle baktığınızda süre'nin tasarım dilini yansıtan bir tasarımı var. Geneliyle baktığımızda yuvarlak hatlı, düz bir tasarımı var. Şimdi Grandland'e bakalım. Grandland Opel'in yıllardır kullandığı ön tasarımı kullanıyor gördüğünüz gibi. Yani Astra K ile başlayan, Insignia B ile devam eden ve PSA'ya geçince Grandland, Crossland olarak devam eden bu tasarım dilini kullanıyor. LED farlarımız var yine ön tarafta. Ee, ön tasarımda dediğim gibi o ızgara iki yandan kanat şeklinde krom parça ve ortada Opel logosu ile birlikte. Yan tasarımına geldiğimiz zaman yanda 3008'de GT donanımı yani en full donanımında gördüğünüz güzel alüminyum alaşım jantları var. Siyah ve elmas kesim. Primacy 3 lastiklerle gelmiş. 19 inç ebadında. Yandan baktığınız zaman katlanır aynamız var bu araçta. Blackpack olduğu için siyah tavan, siyah GT logoları ve siyah aynalar mevcut. Yine GT logosu dediğim gibi siyah. Yanda aşağıda krom bir parça var. Onun haricinde anahtarsız giriş çalıştırma bu araçta mevcut. Yan tasarımı PSA grubunun için biraz daha kaslı bir tasarıma sahip. Şimdi C5'in yan tasarımına gelecek olursak burada da yine elmas kesim konturlu alüminyum alaşım jantlarımız var fakat bu araçta 18 inç olarak tercih edilmişler. Tasarımları hoş PSA grubunun yapmayı sevdiği bu türbin dizaynına benziyor biraz. Yanında stüdyonla özdeşleşmiş ee, airbumplarımız yer alıyor. Airbump'ın çevresinde de o ön tasarımda gördüğümüz satin krom eklenti mevcut bu araçta. Yan tasarımı düz bir tasarım. Ee, mesela 3008 biraz daha kaslı bir tasarıma sahipken bu biraz daha düz bir tasarıma sahip. Eee ve 3008'in arkası biraz daha yatık iniyordu. Bu biraz daha dik iniyor ve bu SUV hissini biraz daha arttırıyor. Camın etrafında da C şeklindeki krom çerçeve araca yine e, güzel bir uyum sağlamış. Crossland'a geldi işte Grandland'e geldiğimizde burada orta paket olduğu için bu araç 17 inçlik alüminyum alışım jantlarımız var. Dolusunda yine 18 veya 19 olması lazım. Ama bu donanımıyla da yeterli bir araçtı. Güzel jant tasarımı. Ortalama don bir donanım seviyesinde sunulması güzel. Gördüğünüz gibi arka profilden baktığınızda 3008 özellikle C-Stone'un iniş şekli 3008'i çok andırıyor. Şimdi arka tasarımlarına gelecek olursak 3008'de LED stoplarımız var ve e, karartmalı diyebileceğimiz dumanla yani smoked şeklinde yandığında yine kırmızı yanıyor ve aslan pençesi o Peugeot'un imzası artık aslan peçesi şeklindeki detay ve ortada giden piyano bilek parça bu Peugeot'un imzası oldu. Artık tüm araçlarında kullanıyor. Burada makyajda değişen bir şeyden bahsediyorum. Plakanın bulunduğu yerin şekli biraz değişmiş diye. Onun haricinde... Aşağıda fake egzoz çıkışlarımız var. Bu 1.6 180 beygirlik bir araçtı. Bunda ben gerçek egzoz çıkışı beklerdim. Elektrikli bagaj mevcuttu. Bu araç dolu paket olduğu için diğer kardeşlerinin dolu paketlerinde de yine elektrikli bagaj mevcut. Kaplaması özellikle 3008 ve c 5in aynı. Crossland'de biraz daha farklılıklar var. Onu farklılıklar var. Onu göreceğiz. Bagajı 520 litre bu aracın. Yine bagaj içinin yerleşimi güzel. Bagajdan koltuklarınızı yatırabiliyorsunuz. 12 voltluk bir soketimiz var. Yine yanda oyuklarımız vesaire güzel bu PSA grubu bu işi güzel yapıyor. Burada şöyle bir detay var. E, bu bagaj kaplaması iki kademeli olarak koyulabiliyor ve yandaki o plastiklere tutturarak alttaki işlerinizi yaparken parçanın sabit kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu ara bölmenin altında bir adet stepne ve fokal ses sisteminin subwoofer'ı vardı bu araçta. Yine koltuklarımız 60-40 oranında yatıyorlar ve e, ortadan bagaja erişimde mevcut mevcut koldayamanın arkasından. Dediğim gibi elektrikli bagajı basarak kapatabiliyorsunuz. Bagajın hızı da güzel. C5'in arkasına geldiğimizde ise 4 dilimlenmiş, 2'ye bölünmüş e, dört yapraklı yoncaya benziyor bence biraz. Güzel stoplarımız mevcut bu araçta. Arka tasarımı diğerine göre tabi biraz daha dümdüz indiği için düz bir tasarıma sahip. Model yazımızı koymuşlar sağa sola. Burada hava girişi vari bir tasarım koyarak arabanın daha kaslı görünmesini sağlamışlar. Yanlara doğru şişerek. Altta o arazi vurgusunu yapmak için tamponda plastik parça kullanmışlar. Altta reflektörümüzü görüyoruz yine. Aşağı baktığımızda gerçek bir egzoz çıkışı yok. Bu araç 1.5 dizel. Burada geri görüş kameramız var. Bu orta yani baz donanım olmasına rağmen güzel bir özellik. bunun dolu paketinde elektrikli bagaj alabiliyorsunuz. Bu araçta elektrikli bagaj yoktu incelediğimizde. Olduğunda orada kumandası oluyordu. Evet, yani gösteriyorum o dolu onda var bunda yok diye. Bagaj kaplaması gördüğünüz gibi 3008 ile çok benzer. Özellikle yani ilk yardım şey reflektörü koyduğumuz yere bakarsanız birebir aynı olduklarını fark edeceksiniz. Bagajın içine doğru geçecek olursak gördüğünüz gibi 3008 ile hemen hemen aynı bagaja sahip. Panizotu vesairesi aynı. Yine bunda biraz daha büyük 580 litre bagajı var. Muhtemelen tavan yüksekliğinden kaynaklı bir şey. 3008 ile gösterememiştim. Burada göstereyim. Bagaj rafını iki katmanlı olarak koyabiliyorsunuz ve koltuklar ileri geri gittiği için bagaj hacmi değişiyor. Onu da söyleyeyim bu arada. Ee, yük yükleyeceğiniz zaman mesela koltukları yatırdığınız zaman bunu yukarı koyarsanız daha düz bir zemin elde ediyorsunuz. Onu aşağı koyduğunuzda orada bir koltukların arkasında bir tümsek oluşuyor. O yüzden büyük yükleri yüklerken yukarı almanızı tavsiye ediyorum. Burada koltuklarımız 3 parçalı yatıyorlar ve ortada kol yok. O yüzden bagaj erişim yok. 3. koltuğu yatırarak ulaşabiliyorsunuz. Onun haricinde bagaj içindeki bölmeler 3008'de de gördüğünüz gibi birebir aynılar. Değişen pek de bir şey yok açıkçası. Şimdi de Grandland'in bagajına bakalım. Grandland demesi de çok zor ya. Grandland X'in bagajına geldiğimiz zaman burada değişik bir nüans var. Bagajı açmak için alttan basıyorsunuz plakanın üstünden fakat şöyle bir şey oluyor. Bagajı yukarı kaldırırken bagajın metal kısmı gösterdiğim kısmı şimdi gösteriyorum. Orası elinizi acıtıyor. Oraya bir tutma kolu vesaire veya farklı bir yerden açılan bagaj yapsalar güzel olabilirmiş. Burada iki plaka alanımız, geri görüş kameramız mevcut. Burada bagaj içinde biraz daha farklı iki tane tutamak koymuşlar. Reflektör kısmı farklı. Plastiğin maddesi aynı ama tasarımı farklı yapmışlar. Diğerlerinde ortadan geliyordu. Bunda iki tane. Bagajın içine baktığınızda 541 litre bagaj var. Bunlar katalog verileri farklı birbirinden ama bagajın içindeki o ara böl rafı çıkarıp araçların birbirine koyabiliyorsunuz. Muhtemelen tavan yüksekliğinden dolayı. Burada yine koltukları katlayabilmemiz için kollar mevcut. Gördüğünüz gibi 12 volt ve ışık. Yani birebir aynılar bagaj kısmında da. Burada sadece şu farklı. Grandland'in bu ara rafı diğerlerinden biraz daha kalitesiz. Bu onlar daha kalın ve sertken bu yumuşak ve halı gibi ince ve altında da yalıtım yok. Diğerlerinde yalıtım vardı. Bagajı kapatıp iç mekanlarına doğru yavaştan geçelim. Şimdi iç mekana doğru geçecek olursak önce 3008 ile başlayalım. 3008 tabi Peugeot'un Bit furyasını başlattığı otomobil. Önce kapı içleriyle başlayalım isterseniz. Kapı konsollarıyla. 3008'de sert üzeri yumuşak bir malzemeyle kaplı ve kapı içlerinde süet yani ya da alkantara nasıl derseniz öyle bir kaplama vardı. Bu güzel kaliteli hissettiren bir detaydı bence. Onu oraya koymaları kapı üstünün bir tık sertliğini biraz daha tolere ediyordu. Ve kolumuzu koyduğumuz yerler yumuşacık deriyle kaplıydı. Dikişleri de yine Peugeot'un GT modellerinde ya da GT Line modellerinde kullandığı kahverengi renkli dikişlerdendi. Kapı içi gözler PSA çok güzel yapıyor bunu. İçi halı kaplamalı. Ağzı geniş. O yüzden ferah hissettiren bir kapı içi gözlü. C5'in kapı içine geldiğimiz zaman burada birazcık hüsrana uğruyoruz. Kapı üstleri sert plastikti. Taş gibiydi. Yani böyle çok inanırsanız mikron seviyesinde yumuşatıyordunuz. Şöyle bakın. O yan tarafların sert olması iyi değildi. Yan taraflar yumuşak olsaydı bari o dokulu kısımlar daha güzel olurdu. Ama kolumuzu koyduğumuz yer deri kaplamalıydı. Her ne kadar sertin üzerine gerdirilerek bir deri yapılsa da öyle olması güzeldi. Bir de gelin grandland'in içine bakalım, kapı içine bakalım. Burada anahtarsız giriş bu donanım seviyesinde yok. Anahtarsız giriş ve çalıştırma. Kapıyı açıp içeri doğru geçtiğimizde burada tamam, diğerlerinden farklı bir kapı içi var diyorsunuz. Yine kapı üstü sert. C5'ten daha sert bu. Yani ben diyordum hani Grandland 3008 ile C5 arasında ama ayrı yani bölüm bölüm mesela agresiflik olarak öyle arada ama burada değil kapı üstü C5'ten de sert de bu araçta. Kolumuzu koyduğumuz yer yumuşak, güzel. Yan tarafı da güzel kaplamalıydı. Kapı içi gözler diğer kardeşlerinden biraz ufaktı bir su şişesi, bir iki de bez sığar. Başka da bir şey sığmazdı. Şimdi koltuklara ve iç mekana bakacak olursak 3008 doluyu tabii. Diğerleri de boş paket. Burada masajlı, elektrikli, güzel baldır destekleri, güzel olan yanal destekleri, güzel olan bir koltuklarımız var ama 3008'in tüm donanım seviyelerinde güzel koltuklar mevcut. Yanal destekleri ve baldır destekleri güzel koltuklar mevcut. İçeride Peugeot'un dediğim gibi o iCockpit furyasını başlattığı model olduğu için İçerisi fütüristik ve güzel bir kokpit. İlk çıktığı dönemde zaten insanların beğenisini cidden toplamıştı bu iç mekan. Burada iki kademeli bir göğüs var ve iki kademenin arasındaki bölüme kontrolcüleri yerleştirmişler. Bagaj açma, şerit takip vesaire. Orada bir oyuk var. Oyuğa çok bir şey koyamazsınız. Kapağı yok çünkü. İçeri geçtiğimizde Peugeot'dan çok sevdiğimiz küçük ve iki kollu direksiyonu var. GT donanımlı olduğu için krom detaylar eklenmiş direksiyona ve delikli deriyle desteklenmiş. Direksiyon üzerinde bildiğimiz ses açma kapatma yol bilgisayarı sesli komut kontrolleri mevcut. Hayalet ekranı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle bu kontağını açmaya çalıştığımızda aracın eko modunda olduğunu görüp açamıyoruz. Kısaca gösteriyoruz. Bildiğimiz hayalet ekranı Peugeot'un çok sevdiğimiz kullanması zevkli olan göz dolduran ve hoş grafikleri olan ekranı. Gördüğünüz gibi devir saati ve hızı yanları alarak araya navigasyonu veya sürüş bilgilerinizi vesaire koyabiliyor. Böyle basarak değiştirebiliyorsunuz. Tabi araç güç modunda olduğu için biz açamamıştık o zaman. Ama sadece ne hikmetse dolu paketlere koyuyorlar. Alur ve GT Line'e koyuyorlar. Ortadaki ekran yine Peugeot'dan tanıdığımız ekran. Piyano dizaynı tuşlarıyla ilk başlatan marka zaten biliyorsunuz. Model, ilk marka ve model. İşte müzik sistemini, klimayı, navigasyonu, araç bilgilerini tamamına hızlıca ulaşabileceğiniz kısa yollar mevcut ve dörtlü flaşör butonu mevcut. Ama ekranın boyutu, grafikleri vesairesi güzel. Burada değil koltuk ısıtmaların, cam rezistanslarının, e, hava sirkülasyon modunun ve kapı kilitlerinin hızlı tuşları var. Bu da güzel. Fiziksel ses açma kapatma butonunun olmasını da seviyoruz. E, acil bir şey olduğunda veya hemen kısmanız gerektiğinde hızlıca kısabiliyorsunuz. Ortada bir kablosuz şarj ünitesi mevcut. Peugeot'dan yani PSA'dan alıştığımız joystick vites kolu, elektronik park freni, sürüş modları butonları yer alıyor. İki adet güzel bardaklıkları var. Konumu ve boyutları güzel ve iki yana açılan kollayması var. Yukarıya çıkıp baktığımızda ışıklı makyaj aynalarımız yer alıyor. Bunların bence led olması gerekiyordu. Halojen olmak yerine çünkü iç mekan aydınlatmaları leddi bu araçta. Burada kemer durumlarını gösteriyor koltukların. İşte hangi koltuklar dolu, hangilerinde kemer takılı değil diye. İç mekan aydınlatmalarımız LED gördüğünüz gibi ve Mehmet Akif kanal, kanalın eski adının <laughs> abone ol işareti çıktı. Siz de abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Sunroof kontrollerimiz var. Perdesi de elektrikli, kendisi de elektrikli olarak açılıp kapanabiliyorlar. Bu da güzel. Tabi bu araçta siyah tavan vardı. Ben de siyah tavanı çok severim. Böyle şimdi gelin birlikte C5 Aircross'un e, kokpitine geçelim. iç mekanına geçelim. Şimdi C5'in iç mekanına geldiğimizde burada ilk göze çarpan şey yumuşacık, çok rahat olan koltukları. Gördüğünüz gibi yumuş yumuş minderleri var. Yine güzel dokunuşlu detayları, havalandırma ızgaraları, stoplardaki o ikili bölmeye benziyor. Kontrolcüler klasik yine oraya konumlandırılmış. Orada bir kartlık var ve bir oyuk var gördüğünüz gibi. Yine bu oyuğa bir şey koyamazsınız. Çok düşer yani orası kapaklı olsa daha güzel olurdu. İç mekana geçtiğimizde Citroen'den tanıdığımız direksiyonu görüyoruz. Bu direksiyon bence hoş yani eli güzel dolduruyor ve yani bir tık bir tek egir beyin kare olması birazcık garip ona da gözler alışacaktır üst kısımlar beni birazcık üzdü açıkçası 3008'de yumuşacıkken burada yer yer yumuşak kalan yerler sert mesela şu an dokunduğum yer sert plastik sert plastik olmamalıydı burası da bez gerdirilerek yumuşatılmaya çalışılmış ama sertti yani o beni bir tık üzmüştü açıkçası. Yani o kadar para veriyoruz. Özellikle kardeşinde yumuşacık dokular varken bunda neden sert? Onu sorgulamıştım. Torpido gözü PSA grubu bunu seviyor. Geniş ve geniş ve kullanışlı oluyor PSA grubunun torpido gözleri. Bu araçta da öyle. Gerçekten geniş bir torpido gözü var. Soğutma ve ışık olup olmadığını bil, e Sorgulamıştık ışık görmüştük ama soğutmadan emin olamamıştık muhtemelen soğutması da vardır bence devam ettiğimiz zaman bu araçta kablosuz şarj yoktu ama dolu pakette orada kablosuz şarj alabiliyordunuz yine 3008'de olduğu gibi bir adet 12 volt ve USB çıkışı da yer alıyor burası güzel o göz güzel bence de e, telefonu cüzdanı vesaire koyabilirsiniz geniş bir göz bu araçta da elektronik park freni vardı e, anahtarsız giriş ve çalıştırma vardı yokuş iniş desteği ve e, ee, sürüş modları yani. EAT 6 şanzıman mütes topuzuyla geliyor. EAT 6 şanzımana neden joystick koymadıkları konusunda sistem ediyorum muhtemelen şu an. Bence de orada joystick olmalıydı. O topuz biraz eğreti durmuş. 3008'de de öyle dizel alırsanız. Burada eğimli bir göz var. Bu eğimli göze telefonunuzu koyabilirsiniz. Cüzdanınızı koyabilirsiniz. Anahtar girmez ama telefon ve cüzdan orada iyi olabilir. Hoş yani. Öyle bir göz olması da değerlendirmişler orayı boş bırakmak yerine. Yine 3008'deki kumandaların birebir aynısı burada gördüğünüz gibi. Direkt oradan alıp buraya koymuşlar. Arkaya doğru devam ettiğimiz zaman iki adet bardaklığımız yine 3008'deki ile birebir aynı. Kol dayaması 3008'deki ile birebir aynı. İç hacmi olarak da, e, açılma şekli olarak da, hissiyatı olarak da birebir aynı kardeşiyle. Buradaki güzel detay, bardaklığın altına kadar gidiyor olması yani derinliğinin güzel olup kullanışlı olması. Dezavantaj olarak da ne diyebiliriz? Ayarının olmaması ama uzun ve yüksek olduğu için kollayamaya her halükarda kolunuz yetişiyor. O yüzden çok bir problem olmayacaktır. Ara rafı var gördüğünüz gibi araya koyabiliyorsunuz. Yukarıya doğru çıktığımızda bu araçta 3008'de e, de olduğu gibi sunroofu elektrikli ayarlıyorsunuz perdesinde kendini de. Burada şöyle bir detay var. Bu ışıklar halo sarı. 3008'de led ve beyazdı. Burada sarı. Bence yani 2021 yılı için led olmalı tutamaklar falan güzel tavan döşemesi de güzel hissettiriyor yumuşak bir tavan döşemesi var genel geneli öyledir zaten şimdi de grandland'e bakalım grandland'in içine geçtiğimizde buradaki eee Opel'in koltukları AGR sertifikalıdır ve güzeldir. Burada da beşik ayarı var koltuğun. Ee, ama manuel bir koltuk baz donanım olduğu için baldır desteğini ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bu baldır desteği olayı güzel. Yanal destekleri ve baldır destekleri güzel koltuğun sarıyor bir koltuk sizi ve münder yumuşaklığı olarak da iyi bir koltuktu. İçeri geçtiğimiz zaman Opel'in yine 5-6 yıldır kullandığı iç mekan ve direksiyon bizi karşılıyor. Direksiyon güzel, etli bir direksiyon, derisi güzel ama Artık güncellenmesi lazım ki Astra'nın yeni kasasında güncellenen direksiyon gelecek. O araçta geldiği zaman incelemeyi düşünüyorum. Burada hız sabitlemenin kontrollerini, burada da yol bilgisayarı kontrollerini görüyoruz. Buradaki tuş takımı diğer araçlardan farklı biraz. Daha Opel kendi yorumunu katmış. Bu araçta otomatik uzun far özelliği var. Bu güzel de otomatik uzun far özelliği olması. Bu da yine Opel'den alışa geldiğimiz kontrolcü Astra J'den beri gelen yani 10 yıldır gelen. Kadran olarak hayalet kadran koymamışlar. Yani dijital kadran koymamışlar. Dolu paketinde de yok. Yani bu araba baz donanımı evet dizel için. Ama Ultimate alırsanız da e, dijital kadran gelmiyor. Bu beni birazcık... Anahtarsız giriş ve çalıştırma yok bu araçta. Anahtarla çalıştırıyorsunuz. Otomatik klima, koltuk ısıtma vardı bu araçta. Kablosuz şarj dolu pakette geliyor orada. Bu araçta yoktu. Yine 12 volt vesaire mevcuttu orada. Yanda iki adet Izgara, havalandırma ızgarasını görüyorsunuz. Güzel yerleştirmişler. Ekranda şunu söyleyeyim. Çerçeveler yanda çok kalın. Yana doğru biraz daha genişleyerek gidebilir ki dolu pakette öyle alabiliyordunuz galiba. Yine o kapı üstündeki detaylar burada da ekranın çerçevesinde de var. Ne krom ne de piyano bilek. İkisinin arasında bir detay. Bence güzel. Havalandırma ızgaralarını güzel yerleştirmişler. O kokpit dizenini güzel yani. Güzel uyumlu birbiriyle. Burada yumuşak plastik malzemeler C5'te sert. Mesela bu da C5'ten önde olduğu bir yanı bu aracın. Nereye kadar? Klima panelinin çerçevesine kadar yumuşak. Aşağılar sert. Torbidosu yine geniş. Yani diğerlerinden küçük ama yine geniş, güzel. Işık var, soğutma var muhtemelen. Güzel bir torpidosu vardı bu aracın. Bir tek açılıp kapanma hissiyatı çok hoşuma gitmemişti. Buralar sert plastik. Yani orası biraz sıkıntılı. Dizimiz değdiği zaman ağrı yapabilir. Elektrikli park freni iki bardaklığı var. Arkasında ufak bir gözü var. Kol dayaması burada farklı. Opel'in kendi kullandığı kol dayaması. Yine hacmi güzel. Derinliği güzel. Yani ileri doğru gitmiyor. Derinlik olarak güzel. Yukarıdaki ışıkları halojen bu aracında. Bir tek 3008'de led geliyor. O da dolusunda led geliyor san sanırım. O yüzden hep aynı diyebiliriz. Sunroof olduğu zaman kontrolleri oraya geliyor. Bu araçta sunroof yoktu. Şöyle şimdi ee, bu araç e, ön cam biraz yatık geliyor. Ön cam yatık geldiği için cam göğüs mesafesi kısa. Ön cam yatık geliyor. Cam bir tık daha uzun olabilirdi. Böyle gözünüzün önüne geliyor tam tavanın başlangıç yeri. Bir tık boğuk hissettiriyor diğer kardeşlerine göre. Şimdi arkaya geçtiğimiz zaman 3008'in kapı içinde önle kalite hemen hemen aynı. Bir tek kapı üstü bir tık daha sert sadece yumuşatılmış değil. Yine fokal ses sisteminin subwoofer şey Twitter'ını görüyorsunuz. Kapı içi gözler güzel yine. Kaplaması yok diye biliyorum arkada ama açıklığı güzel. Geniş bir kapı içi göz. Yine burada da o deri detaylar devam ediyorlar. Filelerimiz var. 2 adet havalandırma üflecimiz var. 12 volt soketimiz var. 2 adet USB'miz var. Bir oyumuz var. Bu anlamda bu arka konsolu cidden 3008'in doluydu ve güzeldi. Filelerimiz güzel. Yani çok salmazlar kendilerinin içine bir şey koyduğumuz zaman. Koltuk arkasının plastik olması özellikle çocuklu aileler için e, güzel bir şey. Çocuklar ayaklarını vurduğu zaman silinmesi daha kolay oluyor. Arkadaki ışığımız cam tavanından dolayı arkaya konumlandırılmış. Bu güzel bir şey bagajı aydınlatıyor daha çok. Bagajda iş yaparken aydınlatması güzel oluyor. Ya Yani onu hesaba kattılar mı bilmiyorum ama o güzel bir detay. Kolda var. Kolda yaması güzel. 2 adet bardaklığı var kolda yamasında. Böyle baş mes diz mesafesi olarak güzel. Baş mesafesine de baktım. O, o zaman saç sakal birbirine karışmış. Baş mesafesi olarak da bir karıştan biraz daha fazla bir baş mesafesi var. Rahat bir araçtı. Şaf tüneli yok ortada. Orta koltukta üçüncü yolcu rahatlıkla oturabilir. Omuz mesafesi de geniş çünkü. Şimdi gelin C5'e bakalım. C5 de yine cidden alması modellerden biri. Ki C5 biraz daha aile aracı. Şimdi neden öyle dediğimi göreceksiniz. Arka kapı içiyle başlayacak. Önce kapı sesine bakmışız nedense. Kapı içiyle başlayacak olursak 3008'den bir tık daha kalitesi düşük. Şöyle düşük. Kapı üstleri sert. Kapı üstleri sert plastik. 3008'de de sertti ama 3008'de şöyle bir şey vardı. Kapı kolunun hizasından kol koyduğumuz yere kadar deriydi ve yumuşacıktı. Bu araçta yan kısmı yani kol koyduğumuz yerin yukarıya doğru çıkan kısmı sert. Yani burası yumuşak olsaydı daha güzel olabilirdi. Çünkü kolumuzu koyduğumuzda oraya da değiyor ve rahatsız ediyor. Bu deriler de böyle çok yumuşak değil. Biraz daha sert üzerine gerdirildiği için böyle kolumuz çok rahat etmiyor. Bir zamandan sonra acıtmaya başlıyor. O ön tampondaki ve yanındaki detaylar burada devam ediyorlar. Kapı içi gözü 3008'den ufak ama yine yeterli seviyede güzel bir kapı içi gözü var. O krom detay güzel ama. Yani arabanın tasarım olarak bütünlüğünü koruyan bir detay. Koltukların üçü 3'ü birbirinden bağımsızlar. Birbirinden bağımsız oldukları için çok rahatlar. Zaten Citroen'in koltukları yumuş yumuştur. Her videomda söylerim Citroen videomda yumuşak koltukları vardır. Ve bu koltuklar ileri geri gidip gelebiliyorlar. İleri geri gidip gelebilmeleri ne demek? Yük yükleyeceğiniz zaman ileri çekip bagaj hacminizi arttırabilirsiniz. Seyahat edeceğiniz zaman geri itip rahat bir seyahat edebilirsiniz. Sırtlığın ayarı da vardı diye hatırlıyorum. Yumuşak oldukları için koltuklar oturması çok keyifliydi. Bu araçta da 3 kişi çok rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Çünkü ortada bir şaft tüneli yok ve 3. koltuk bağımsız bir koltuk. Bu yönüyle geniş aileler için güzel bir araç bu araç. Ve ferah bir araç. 3008'in tavanı biraz daha aşağı eğilerek giderken bu düz gittiği için içeride biraz daha ferahsınız. Ee, omuz çizgisi düz olduğu için e, cam yüzeyler geniş. İçeride size boğan herhangi bir şey yok. Baş mesafesi güzel, cam tavanımız güzel. Yani orta koltuğa üçüncü kişi çok rahatlıkla oturabilir ki bakın şimdi buraya oturtuyorum. Gayet rahat bir şekilde oturuyor. Omuz mesafesi de çok geniş çünkü bu aracın. Ortada iki havalandırmamız var. Dolu pakette arka havalandırmaların derecesine yani fan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Arka dönüne genel bir bakış attığımız zaman bu araç EAT 6'nın topuzu hariç gerçekten çok güzel bir araç. Oraya bir joystick konursa ben çok severim ki benzinlisi çok güzeldir bu aracın. Şimdi gelin Grandland'in arka yaşam alanına bakalım. Evet Grandland'in arka yaşam alanına da geldiğimiz zaman bizi pek farklı bir senaryo karşılamıyor. Gör, burada farklı olan bir şey var. Marşpiyel kapının altında arkasında kalıyor. Kapı altındaki plastik parçayla birlikte açılıyor. Yani burada e, diğer kardeşlerinden ve diğer otomobillerden farklı olan bir detay var. Bu da güzel. Yani kapıyı e, Marshmallow'u bir yere sürttüğün zaman çok hasar almayacaktır. Sadece plastik parçaya hasar alacaktır. Kapı üstü sert plastik. Yani c 5tekiyle ile aynı. Çok sert hem de. Bu yan taraf güzel ama. Deri kaplı. Yani bunun yumuşak olması güzel. Ama çok yumuşak değil. C5'teki gibi sert üzeri yumuşaktı. Ama kolumuzu koyduğumuz yer yumuşacıktı. Yumuş yumuştu. O güzel. Yine o kaplama Piyano Black ile krom arasındaki... Black Chrome kaplama güzel. Kapı içi göz yeterli seviyede. Çok Ne çok büyük ne çok küçük. Arkada oturan yolcular için yeterli seviyede sayılabilir. Koltuklarımız güzel, yumuşak ve isofix bağlantıları var iki tane. Sadece orta koltukta çok fazla emniyet kemeri tokası var. Ortada oturan yolcular için bu bir zorluk çıkarabilir. Kapıyı kapattığınızda omuz çizgisi biraz yukarıda kalıyor. Bu da kardeşlerinden biraz daha klostrofobik olmasını sağlayan etmenlerden biri. Diz mesafesi güzel. Koltuk bana göre ayarlıydı. Bir karışa yakın bir diz mesafesi var gördüğünüz gibi. Baş mesafesi olarak da yine bir karıştan fazla bir baş mesafesi var. Bu da güzel. Ama dediğim gibi cam yüzeyler küçük olduğu için sanki daha darmış gibi hissediyorsunuz. Halbuki değil. Yani diğer kardeşleriyle aynı diz baş mesafesi. Ee, kaput, heh, ondan bahsediyorum. Yani cam yüzey küçük olduğu için İçeride sanki boğulacakmış gibi hissediyorsunuz ama güzel bir iç mekanı var. Sadece o detay birazcık üzüyor. Yani orası aşağı indiği için kafanıza çok yakın geliyor. Sanki daha küçük bir arabada, daha basık bir arabadaymışsınız gibi, B segmenti bir arabadaymışsınız gibi hissediyorsunuz. İçeride havalandırma öfleşlerimiz var ama ortası boş. Muhtemelen dolu pakette orada farklı şeyler vardır. Aşağıda bir 12 volt soketimiz var. Bu da güzel bir detay. Kol dayaması var güzel 3008'deki ile birebir aynı bir kol dayaması var e, belli bir seviyede sabit kalıyor İki de bardaklığı var bagaj içine erişimi de var oradan gördüğünüz gibi bagajın içine de erişebiliyorsunuz genel olarak arkadan öne bir genel bakış atacak olursak Opel'in yıllardır kullandığı iç mekan böyle bir video oldu bugün sizlerle birlikte 3008'i C5 Aircross'u ve Grandland yani PSA kardeşleri kapıştırdık diyebiliriz Birbirine göre kıyaslamasını yaptık. Siz olsanız bu segmentte hangi aracı alırdınız? Ee, hangisi size daha çekici geliyor? Hangisinin hangi özelliği daha hoşunuza gidiyor? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yakın zamanda 900 aboneye geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri açıp videolarımdan hemen haberdar olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.